şimdiye kadar yapmış olduklarımızı şöyle bir gözden geçireceğiz. Kaç para harcamışız? Bir maliyet çıkaracağız. Fakat bunun içinde elektrik açılmadı daha. Elektrikçiye verilecek para var. O hariç su çekilecek inşallah. Su hariç. Şu ana kadar kendi harcadığımız işte nakliye, kum, çimento, seramik, mutfak dolabı, hazır beton kullandık, pen kullandık, kalıpçıya verdim bir miktar para. Boya, veranda, profil, saç vesaireleri. Bahçe telinin yarısını satın aldım, yarısı bende vardı zaten. O evraklar için verdiğimiz para, jeneratör çalıştırdık, benzin, nakliye gibi. Bazı giderlerimizi not almıştık. Yani çoğu hepsini not aldık. Bunların şimdi madde madde ne kadar harcadığımızı, toplamda da ne kadar harcadığımızı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle nakliye için vermiş olduğum para, yani peyderpey getirdiğimiz toplamında 6950 TL yapıyor arkadaşlar. Tabii bu nakliye arkadaşım getirdiği için bunun şeyi çok bana hesaplı yaptı. Bilmiyorum, normalde bu belki hani 8-10 bin lirayı geçebilir. Kum, çimento, kireç. Bunlar da binaya harcadığımız kum, çimento, kireç 18.060 TL tutmuş toplamda. Seramiği yine biz hesaplı aldık. 4.750 lira verdik seramiğe. Yapıştırıcısıyla vesaire. Mutfak dolaplarını yine bir arkadaşım yaptı. Onu da bize MDF kaliteli bir malzemeden kullandık. Onu da 15.500 TL tuttu. Şeyle, mutfak tezgahıyla beraber. Zaten sadece mutfak tezgahı 3.500 lira tutuyor. Toplamda 15.500 lira vermiş olduk ona da. Hazır betonu 7 metreküp binanın üstüne kullandık. Artanı da işte trotuar attık etrafına. Binanın bazı yerlerine, kalanını bitirdik. Ona da 8.000 lira tuttu. Pompa masrafı var. O yüzden biraz fazla. Penlerimiz iki tane üstleri oval olan, kemerli olan pen yaptırdık. Bunlar 15.000 liraydı. 1.500 lirada iki tane sineklik yapıldı. Sonradan ilave oldu. Toplamda 16.500 lira tuttu. Kalıp çakıldı. Kardeşim Ayhan sağ olsun kalıbını getirdi, çaktı. Ona da cüzi bir miktarda 3.500 lira bir para ödedim. Normal şartlarda bu paralara yapmazlar. Boyaya 680 TL verdim. Derz boyası, işte tavan boyası vesaire. Bunlar için. Veranda profil saçları. Verandaya çatıyı biz daha önce sandviç panel yapmayı düşünüyorduk. Sonra vazgeçtik. Kalan malzememizle ilave malzeme aldık. Bunlarla da verandanın çatısını yapacağız. Oraya da harcadığımız para şu ana kadar 10.500 lira. Saç ve profillere vermişiz. Daha bunun işte elektrotu olur, şu olur, bu olur. Biraz daha artabilir fiyat ama yani yaklaşık olarak işte bu fiyatlar 10.500 lira. Bahçe teli yarısı benim vardı. Yarısını da satın aldım. Bu satın aldığım kısım, onları da kendim gerdim. Normalde metresini o anda sorduğumda 110 lira yapıyorlardı. Ben 5.000 liraya aldım ve kendim yaptım. Tamamı 10.000 lirayı buluyordur. Yani yeni almış olsaydım o fiyatları bulur. Evraklar için evraklarımızı takip eden, işlemlerimizi yürüten bir arkadaşımız var. Ona da 4.000 lira gibi bir para verdim. Jeneratörde kullandık. Sık sık benzin aldım. 700 lira benzine verdim. Arkadaşlar bu maddeleri tabii daha yapılacak işlerimiz de var. Tamamen bitmiş değil ama sürekli maliyet videosu isteyen arkadaşlarım oluyor. Onlara en azından bir fikir olsun. Onlara da yardımcı olabilmek adına şu ana kadar harcadığım paraların toplamını 93.690 TL para harcamışım. Tabii bu hesaplı, ben bunları hesaplı yaptım. Bilmiyorum. Belki daha fazlaya çıkardı başkalarına. Hani parayla, birebir parayla yaptırmış olduk. Biz hep arkadaşlarımızla çalıştık. Arkadaşlarımız da bize hep ikramda bulundular sağ olsunlar. İşte atıyorum 1000 alacağına 500 aldı. İşte 3000 alacağına 1500 aldı gibi. Böyle bazı avantajlarımız oldu. Bu yüzden şu ana kadar yapmış olduğumuz
binanın taş evin maliyeti artı verandanın çatısı da dahil toplamda 93.690 TL tuttu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, taş eve biz de zannediyorduk ki mesela 20-25 torba çimento aldığımızda bu çimentolarla taş duvarımızı öreriz diye düşünmüştük ama maalesef öyle değil. Taş duvar çok çimento, çok kum yiyor. Aradaki boşlukları ben tamamen yani moloz da koydum ama genelde taşların birbirine yani kesmesin diye tamamen full elenmiş kumla, çimento ile doldurdum. Aralarına bol olan, geniş olan yerlere moloz attım. O yüzden 3 defa çimento aldım. 20-25 aldım, 20 aldım, 25 aldım. Yani toplamda ne yapıyor? 50-70 torba gibi bir çimento gitti. Tabii bunun verandanın betonları falan da oldu arada. Onlara da kullanılmış oldu. Ama yani nereden baksanız 50-60 torbası bunun duvarlara gitti. Taş duvarlara gitti. Kum da çok gidiyor. Yaklaşık şimdi tam hatırlamıyorum ama 8 veya 10 civarında kepçe diyelim. Öyle kepçe hesabı satılıyor burada, bilmiyorum başka yerde nasıl satılıyor. 8-10 kepçe kum gitti, elenmiş kum gitti. Az bir şey arttı işte, onunla da varilimizin içine barbekü yaptık işte. Taş duvar, şişe duvar örüyoruz şimdi. Onlara da biraz kaldı. Çok az miktarda kumumuz kaldı. Yani 8 kepçe rahat gitmiştir. 8 kepçe 10 aldıysak 8'ini oraya harcamışızdır. Yani bunu yaparken ben duvarlarımı ince tuttum. 35 santimetre olarak hesapladım. Yani normalde duvarlar tabi bazı arkadaşlar yorumunda da söylemişler. 50-60 santim kalınlığında olur. İşte arada bağlantılar olur, şu olur, bu olur diye bazı kendilerince tabi bir şeyler söylemişler. Allah razı olsun. Onlardan da bir şeyler öğreniyoruz tabii ki sürekli. Fakat ben duvarımı ince tuttum. Şunun için ince tuttum. Tamamen betonla yapıştıracağım için 35 santim yaptım. Bir büyük taş buraya koydum. Bir karşısına koydum. Aradaki boşluklarını tamamen betonla doldurdum. Bazen boş olan, çok mesela küçük taşlar koyduğumuzda boş olan yerlerine moloz koydum. Yani taşların hepsi birbirine kitlensin diye betonla. Belki de o yüzden çok gitti benim betonum. Arkadaşlar hani 50-60 santim oluyor ama onlar çamurla örüyorlar. Bağlantı yapmak zorundalar. Atıyorum çamurla yaptığınızda duvarın direnci, dayanıklılığı daha az olacaktır. Hele üstten yağmur, su bir şey girdiğinde o duvar durmaz. Mesela eski binalarda görürsünüz, çatısı gitti mi duvarlar da yıkılır. Ama şimdi bizim yaptığımız taş duvarda çatısı olmasa dahi taş taşa neredeyse yekpare diyebileceğimiz, birbirine bağlantılı, işte kumla çimentoyla birbirine tamamen yapışan bir sistem yaptık. O yüzden biz daha ince tuttuk. Yani daha kalın yapmadık. Çünkü daha çok malzeme yiyecekti. Daha çok taş gerekecekti bizim için. Biz hem taştan hem de kumdan, çakıldan, çimentodan, her şeyden kâr edebilmek için hani 50-60 santim tutmadık da 35 santim yaptık duvarlarımızı. Yerden de kaybımız olmasın, arazimizden de çok fazla 70-80 santim yapıp da yer kaybı da olmaması için böyle bir taktik yaptık. Maliyeti dediğim gibi 93.690 TL şu ana kadar hesapladıklarım. Ama bunun içinde tabi elektrikçi var, su var, işte bazı şeylere daha para ödenmedi. Hani bunlarla falan hepsine yani 100 lirayı geçecek büyük ihtimal. 100 liranın üstünde bir paradan bahsediyoruz. Hani elektrik direği de isteyecekler büyük ihtimal bizim. Hani onlarla beraber bilmiyorum, hani belki de 110'u bile bulabilir. Yani maliyetler böyle. Bu tabii benim yaptığım 3 aydır ben bu binaya başladım. 3 aydır peyderpey kendim çalışıyorum. Başka işçi şey yok. 3 aydır benim peyderpey harcadığım para bu. Ama şu anda mesela tekrar alayım desek bu malzemelere belki zam gelmiştir, bir şey olmuştur. Hani ben onu bilemiyorum ama ben peyderpey aldım, not aldım defterime. Notlarımdan da nakliyeye, kum çimento diye, kireç diye, seramik diye, mutfak dolabı, hazır beton, pen, kalıp, boya, veranda, profil saçı,
bahçe teli yarısı demişim. Evraklar için benzin aldım. Jeneratör için. Bunları peyderpey yazdığım için benim maliyetim bu. Ama günümüzde bunun üstüne de çıkabilir. 3 ay geçti aradan. Şimdi yılbaşı da geçiyor. Şimdi ikisindeyiz bugün. O yüzden belki zamlar gelebilir, yeni şeyler. Onları bilmiyorum ama bana maliyeti dediğim gibi 93.690 TL. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize Allah daha iyisini nasip etsin inşallah. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 93.690 TL'ye gördüğünüz bu tek odalı taş evi yapmış olduk. Umarım güzel günlerde kullanırız. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı günler.